Videoya geçmeden önce fotoğrafta gördüğünüz her şeyi size veriyorum. 5 Ocak'ta bitiyor çekişimiz. Çekiliş detayları açıklama kısmında. Haydi şimdi videoya geçelim. Selam arkadaşlar. Bugün Rocket League'de FPS nasıl arttırılır? Nasıl optimum ayarlarla oyun oynarız? Onu göstereceğim. Biliyorsunuz ki Rocket League yani FPS anlamında biraz optimizasyon sıkıntısı olan bir oyun ve ben de kötü bilgisayarlarınızın olduğunu biliyorum, bazı kişilerin özellikle. O yüzden bu rehberi hazırlamak istedim. Böyle sağdan soldan bulduğum bilgiler de var, kendi edindiğim bilgiler de var ve onları birleştirip size güzel bir rehber hazırlamak istedim. O zaman direkt videomuza geçelim. Bu arada şunu da söyleyeyim ayarlara geçmeden önce, eğer bilgisayarınızda herhangi bir sıkıntı çıkarsa diye bu ayarları yapmadan önce şuradan geri yükleme yazın arkadaşlar, şu arama kısmına. Buradan geri yükleme noktası oluştur, bakın şurada buraya tıklayın ve buraya bir ad verin, işte rl ne yazalım, rl geri yükleme noktası yazalım, enter'a basalım, oluştur diyelim. Eğer bir sıkıntı çıkarsa bu ayarları yaptıktan sonra bakın şöyle yapacaksınız. Ben bir daha oluşturmuştum ama tekrardan oluşturacağım. Şuradan sistem geri yükleme diyorsunuz. Farklı bir geri yükleme noktası seç diyorsunuz. Bakın iki tane oluşturmuşum. Bu sizin verdiğiniz bir ada tıklayacaksınız ve ileri diyeceksiniz ve önceki ayarlarınız tekrar geri gelecek. O zaman haydi şimdi videoya devam. Şimdi şöyle yapacağız. Ayarları ikiye böleceğim ben arkadaşlar. İlk ayarlar böyle program falan hiçbir şey yüklemeden, programların dosya yüklemeden yapacağımız ayarlar olacak. Ondan sonraki ayarları da böyle dosya yüklemek isteyen arkadaşlar için yapacağımız ayarlar olacak. Ve en son bölümde de profesyonel oyuncular hangi ayarlarla oynuyor onu göstereceğim. Şimdi buradan ilk başta ben Rocket League'i kapatıyorum. Bu arada ayarlar Steam'de de Epic'te de geçerli ayarlar. Şimdi buradan ilk başta geliyorum. Arka plan uygulamaları diyorum arkadaşlar. Bakın bu sizde full açık olacaktır. İsterseniz buraya bu Minecraft kapa. Ben full kapalı kullanıyorum. Ama isteyen arkadaşlar buradan eğer önemli gördüğü şey varsa, atıyorum bu ne olabilir? Mesela şöyle bakalım. Mesela Xbox olmaz bu. Onun dışında önemli bir şey de görmüyorum ben gerçi. Ya bunu direkt kapatın gitsin. Bu arka plan uygulamaları bilgisayarınızı böyle arka planda sömürüyor, zaten adı üstünde, hiç gerek yok bunlara. İlk işlemimizi bunu kapatarak başlıyoruz. Şimdi ikinci yapacağımız ayar şu olacak. Buradan başlata geliyoruz, güç seçenekleri, güç ve uyku ayarları, bu da olur herhalde. Buradan bakın şurada bir şeyler çıktı, buraya geçiyorsunuz, ek güç ayarları diyorsunuz, buraya bir panel açılıyor, buraya gelin. Buradan kesinlikle nihai performans seçin. Bu size böyle olacaktır, dengelidir. Ya da başka bir şey yaptıysanız işte başka bir şey olabilir. Buradan nihai performans seçin. En iyisi bu. Plan ayarlarını da ben böyle yaptım. İsterseniz hani ekranı kapatmasın, uyku moduna geçirmesin diyorsanız böyle yapabilirsiniz. Bu ayarımız da böyleydi. Şimdi bilgisayardaki gereksiz dosyaları temizleyeceğiz. Onun için de başlangıca denetim masası yazıyoruz. Şuradan gelin, program kaldır deyin. Burada bakın bende işte bu programlar var. Mesela ben burada gereksiz görüyor muyum bir program? Mesela Cyberpunk 2077 atıyorum. Ben bu oyunu bitirdim, oynamıyorum. Kaldırın gitsin hani. O mantıkla bakın. Hani bilgisayarınıza boş yer kaplamasın. Çünkü bunlar sürekli arka planda bir şeyler yiyor. Bilgisayarınızdan bir parça çalıyor, bir ömür çalıyor. O yüzden bunları gereksiz gördüğünüz programları silin gitsin. Onun dışında buradan çalıştıra gelin. Gereksiz programlarımız bitmedi. Burayı ilk başta prefetch yazın. Yani şöyle bakın. prefetch diye. Tamam deyin. Devam deyin buraya. Buradan CTRL A delete'e basın ve evet deyin. Buradakilerin hepsini silin. Burada uyarı verdi. Burayı bunu tüm geçerli öğeler için yaptığını atla deyin. Buradakileri sildik. Tekrar çalıştıra gelin. Şuradan tekrar gelin, temp yazın. Bu arada bilgisayarınızda silinmiş ama bir kenara atılmış dosyalar, yani silinenlerin silinenleri gibi düşünebilirsiniz. Burada aynı CTRL A yapıyorum, delete'e basıyorum, evet diyorum, devam diyorum, sil diyorum kardeşim, sil gitsin. Tamam, bunu da sildik. Ondan sonra tekrar çalıştıra geliyorum. Son bir işlemimiz daha var. Bu sefer 107 temp yazıyorum. Bu temp dedi bu arada temporary files diye geçiyor. Yani bunu ne diye çevirebiliriz? Gereksiz, hani gereksiz demeyeyim de geçici silinmiş dosyalar diye çevirebiliriz. Yine CTRL A yaptım, tümünü seçtim, delete'e bastım, evet dedim. Bakın kaç GB'lık dosya var burada. Yani bilgisayarın ömründen ömür çalıyor, hiç gerek yok. Ve tam yine uyarı verdi. Silinenleri geçin buradan, atla deyin ve silindi. Tamam.
Şimdi buradan geri dönüşüme gelin. Bakın buraya atlayıpsın. Şimdi buradakileri de sileceğiz. CTRL'de A delete. Evet diyor. Sil kardeşim diyoruz bunları. Devam diyoruz hepsine. Ve 25 GB'lık dosya siliyor. Bakalım silsin. Zaten çabuk sildiği için buraları atlamayacağım arkadaşlar. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. %95, 99 hepsini sildi. Tamam. Bu dosyalarla işimiz de bu kadardı. Şimdi bir diğer işlem bilgisayarımıza oyun modunu açıyoruz. O yüzden şuradan yine arama kısmına oyun modu ayarları diyoruz. Burada size kapalıdır bu. Bunu açın. Bunu açmamızın sebebi ne? Bilgisayarımızın oyunlarda daha optimize çalışmasını sağlıyor. Burada grafik ayarları da var. Ama ben bunu hiç şey yapmanızı tavsiye etmiyorum. Hani kurcalamayın bunları. Siz buradan oyun modunu açın geçin. Bu işlem de bu kadardı. Şimdi bir diğer işlemimiz bilgisayar açılırken ki bu biliyorsunuz bayağı program açılıyor. Bunlar bilgisayarımızı biraz kastırıyor. İşte kendine gelmesini yavaşlatıyor. O yüzden bunları devre dışı bırakacağız. Mesela burada bakın ne varmış? Adobe diye bir şey var. Devre dışı bıraktım. İşte burada mesela BTW var. Devre dışı bırak. Bunu da devre dışı bırak. Ya yani bunlar bilgisayarın sömürüyor bayağı. Program diyor. Bu ne bilmiyorum. Devre dışı bırak. Ya bunları sileceksiniz arkadaşlar. Bakın benim de bilmediğim bir sürü şey varmış. Skype mesela hiç işe yaramaz. Hani Discord var. Skype'ı ne yapayım? Bunu devre dışı bırak. Bunu da mesela onu da şey diyor. Bunu şey yap. Mesela burada başka bir şey diyor. Bunu devre dışı bırak. Hepsini bunları kapatın gitsin. Hiçbir işinize yaramaz. Bunları da yaptıktan sonra bir diğer işlemimize geçelim. Şimdi bir diğer ayar da şu olacak. Bu ayar daha çok Nvidia kartları için, hatta direkt Nvidia ekran kartları için olacak. Şimdi buradan sağ tıklıyorlar. Bendeki ekran kartı AMD olduğu için göstermeyeceğim. Resimlerle göstereceğim. Burada Nvidia kontrol paneli diye bir şey yazar. Şimdi buna tıklıyorsunuz. Karşınıza ilk başta şöyle bir ekran gelecek. Buradan görüntü ayarlarını ön ayarla yap diyorsunuz. Burada benim tercihlerimi kullan ve şunlara önem ver diyorsunuz. Buradaki kalite geliyorsunuz. Şöyle yüksek performansa çekiyorsunuz. Şu şekilde. Şuralarda bir yerde uygula yazar. Uygula tamam deyip çıkıyorsunuz ve buradaki işlemimiz de bitmiş oluyor. Şimdi bir diğer işlemimiz ekran kartımızın driverlarını güncel tutacağız arkadaşlar. Onu da nasıl yapacağız? Mesela şuradan Nvidia driver diyeceğiz. AMD için de göstereceğim. Şuradan sürücüleri ekle diyeceksiniz. Mesela bende şu an AMD kart var ama sizde mesela diyelim benim Nvidia işte kaçım olsun? RTX 2060'ım olsun. Şuradan geliyorsunuz. Mesela 2000 serisi ya. Buradan şuna tıklayacaksınız. RTX 20 serisi. Eğer notebook kullanıyorsanız da buna, ben masaüstü kullanıyorum gibi farz ediyorum. Buradan RTX 2060 diyeceksiniz. İşletim sisteminizi seçeceksiniz. Benim Windows 10 64 bit. Dil Türkçe, buradan aramaya başla dediğinizde bakın şimdi burada driver çıkacak ve şurada çıktı, bakın kabul et ve yükle diyor. Buradan yüklüyorsunuz. Şimdi AMD için gösterimi de AMD driver updater diyeyim. Şimdi buraya geliyorum. Şu an benim kullandığım kart RX 5600X'te ve buradan şimdi grafik kartımı seçeceğim. Bakın burada graphics diyor. Buradan geliyorum, 5600 serisi diyorum. RX 5600 serisi diyorum tekrar ve çıktı burada RX 5600X diye. Burada submit diyorum ve buradan download now diye, ha şurada çıktı Windows 10 64 bit edition diye. Buradan da driverlarımızı indiriyoruz. Şimdi bir diğer yapacağımız işlem Rocket League ile alakalı olacak. Yani Rocket League'in oyunun içindeki dosyalarla alakalı olacak. O yüzden şuraya geliyorum. Oyunun kurulu olduğu dizini seçeceksiniz. Şuradan program dosyaları x86. Ben de Steam'de kurulu Rocket League. O yüzden Steam'den şey yapacağım. Burada şimdi Steam Apps giriyoruz. Common giriyoruz. Rocket League giriyoruz. TA Game değil burası değil. Binaries. Win64 ve Rocket League uygulaması çıktı. Şimdi buraya sağ tıklıyorum. Özellikler diyorum. Uyumluluk diyorum. Burada tam ekran iyileştirmeni devre dışı bırak diyorum. Uygula tamam yapıyorum. Sonra yüksek DPI ayarlarını etkinleştirden burayı da tıklıyorum. Tamam diyorum. Tekrar uygula diyorum ve buradaki ayarlarımız da bitmiş oluyor. Ve program kurmadan da yapacağımız son işlem overclock olacak. Öncelikle overclock hakkında şunu söyleyeyim. Yani bilmiyorsanız, hiçbir fikriniz yoksa yapmayın. Bir kişiye yaptırtın çünkü şöyle söyleyeyim. Bilgisayarımızın parçalarına böyle haddinden fazla şey vereceğiz. Güç vereceğiz. İşte fazla hızlara çıkarmaya çalışacağız. O yüzden ben örnek olarak yapacağım. Kendi ekran kartımda yapacağım. AMD ekran kartını. Ama siz bilmiyorsanız kesinlikle yapmayın. Şimdi göreceksiniz zaten. Şimdi buradan AMD'nin kendi bir tane yazılım var. Buraya gidiyorum. Manuel diyorum.
Buradakilerin hepsini açıyorum. Bu arada RX 5600X XFX'in modeli. Benle aynı modelde alan varsa bunu yapabilir. Ama onun dışında tavsiye etmiyorum. Yani gidip bir uzmana yaptırtın. Ama çok işe yarıyor overclock. Şimdi buradan çekirdek hızımı 1820 yapıyorum. Voltajımı düşüreceğim. Çünkü gereksiz yani fazla voltaj vermek. Buradaki saat hızını ben çok abartmadan 1820 yapacağım. Güç limitini fulleyeceğim. Şimdi burada fan kontrolleri var. Şunu gelişmiş kontrolü kapatacağım burada. Burası 150 olsun. 150'ye kadar çalışsın. Ve bakıyorum başka ayarlamadığım bir şey var mı diye. Yok. Buradan da değişiklikleri uygula diyeceğim ve bayağı bir fark ediyor yani overclock yapınca da. Ama ben yani bilmiyorsanız yapmayın, kesinlikle tavsiye etmiyorum. Buradan değişiklikleri uygula dediğimde overclock ayarlarımız gelmiş oluyor. Şimdi bundan sonraki yapacağımız ayarlar artık bir dosya ile olacak, yani program indirerek olacak diyebiliriz. Şimdi buradan RL FPS arttırma klasörü var. Ben bu klasörü açıklama kısmında linke vereceğim. Buraya tıklıyorsunuz. Buranın için açıyorsunuz. Şimdi burada başlatma seçenekleri var. İlk buna tıklayın. Buradaki her şeyi kopyalayın ve yedeğini alın. Şimdi buradan ben Steam'den göstereceğim. Epic'ten de göstereceğim. Buraya sağ tık yapıyorum. Özellikler, başlatma seçenekleri ayarla. Şurayı siliyorum. Bakın bunu yapıştırdım. Gördüğünüz gibi burada bayağı bir komutlar var. Mesela şundan örnek vereyim. İşlemcinin bütün çekirdeklerini kullan. İşte no splash. Splash'ı nasıl çevirebiliriz? Böyle çok sıçrama yok gibi, ya sıçrama olmasın gibi çevirebiliriz. Burada işte bilgisayarınızı kastıracak detayları burada komutlarla nasıl diyeyim, şey hale getiriyorsunuz, inaktif hale getiriyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Şimdi Epic Games'ten göstereceğim ama şöyle bir sıkıntı var. Ben oyunu Epic'ten yüklemediğim için ya tam gösteremeyeceğim. Şimdi buradan ayarlar diyorsunuz. Bakın buradan aşağı iniyorsunuz. Rocket League gelecek. Ben de niye yazmıyor? Ben Epic Games'e yüklemedim. Rocket League'e tıkladığınız zaman ek komut satırı değişkenleri diye bir şey olacak. O tıkli değildir. Onu da tıklayın. Ondan sonra bu kodu nerede? Şu kodu, o ek komut satırı değişkenlerini kopyalayıp yapıştırın ve o şeyi kapatın, pencereyi. Bu kadar zaten kolay bir yöntem. Eğer yapamıyorsanız da yorumlarda yazın ya da Discord'a gelin, ben size yardımcı olmaya çalışırım. Bu işimiz de bu kadardı. Şimdi buradan çıkalım. Bir de yapmamız gereken birkaç dosya atmamız falan var. Şimdi buradan config'e geliyorum ilk başta. Şimdi burada önerilen var. Orta var. Bir de aşırı düşük var. Eğer bilgisayarınız böyle kırılıyorsa bunu şey yapın. Buradan geliyorum. TA Game Settings'i kopyalıyorum. Burada iki tane klasör açtım. Bir tanesi biliyorsunuz ki şu FPS arttırma pekinin içinde. Şuradan config istiyorsunuz. Ben aşırı düşükten göstereceğim ama orta ve önerilenlerde de aynı. Zaten dosya isimde şöyle göstereyim. Aynı hepsini. Sadece içindeki kodlar farklı. Şimdi aşırı düşük için gösteriyorum. Ben burada bir penceremiz daha var. Buraya nasıl geldim onu da göstereyim. Şuradan bilgisayarım. Buradan belgeler, My Games, Rocket League, Binaries, Win64, pardon ya, buradan pardon. TA Game diyorsunuz, buradan config, tamam. Burada, şimdi bunun bir yedeğini alın. Şuraya kopyala, yapıştır, hani ne olur ne olmaz, bir aksilik çıkmasın. Yedeğimiz burada duruyor. Burayı da kopyala ve nerede? Ha, tamam, şurada. Kopyala, yapıştır dedikten sonra hedefteki dosyayı değiştir diyoruz ve şu an bizim çok düşük optimize ayarlarımız aktif oldu. Eğer siz diyeyim ki abi ben bunu hiç beğenmedim, işte orta yapacağım, ne bir önerilen yapacağım diyorsanız da şu yedeklemiş olduğumuz yedeklemi bu arada mutlaka unutmayın. Yedeklemiş olduğumuz ayarı alın, kopyala deyin, buraya yapıştır deyin. Tekrar varsayılan ayarlarımız, yedeklemiş olduğumuz ayarlarımız oyuna aktif oldu. Bu da böyle bir ayardı. Şimdi geliyorum. Tekrar FPS arttırmaya pekin içine giriyorum. Şurada optimizasyonlar var. Başlatma seçeneklerini yaptık, config'i yaptık. Şimdi sıra optimizasyonlarda. Burada Nvidia Profile Inspector diye bir şey var. Şimdi bende Nvidia ekran kartı olmadığı için bunu fotoğrafla göstereceğim. Şimdi buraya giriyorsunuz. Burada bir tane panel çıkacak. O panelden şu an fotoğrafta yansıttığım seçenek default'tur. Onu fotoğraftaki seçeneğe işaretliyorsunuz. Ben de AMD ekran kartı olduğu için gösteremiyorum. Onun dışında şöyle bir şey var. Rocket işlemci yöneticisi diye. Siz deyin buradan oyuna normal öncelik mi, ultra öncelik mi, yüksek öncelik mi vermek istiyorsunuz? Benim tavsiyem yüksek öncelikli. Böyle ultra öncelik falan çok abartıya kaçar.
Ben o yüzden yüksek öncelik vereceğim oyuna. Buradan şimdi işlemcimizi Rocket League için böyle ne kadar şey ayırmasını seçiyoruz. Yani ne kadar demeyelim de kaçıncı sıra koysun kendi önem sırasında onun komutunu veriyoruz. Buradan şimdi evet diyoruz ve kaydetti. Yüksek önceliği ayarladık. Bu da bu kadardı. Şimdi şöyle bir program var. Bu da Speedcore Parking Setup diye geçiyor. Bunu da indiriyorsunuz. Bunu indirdiğiniz zaman şöyle bir şey çıkıyor. Bunu açıyorsunuz. Şimdi program açıldı. Buradan hiçbir şey elemiyorsunuz. Bakın şu gördüğünüz hiçbir şey elemiyorsunuz. Burada eğer dengeliyse şurası ya da başka bir şeyse bunu nihai performans yapacaksınız. Bu CPU çekirdeklerinizin hani kalite odaklı mı performans odaklı mı çalışmasını yarayan bir şey. Buraya nihai performans yapacaksınız. Apply diyeceksiniz yani uygula ve tamam diyeceksiniz çıkacaksınız. Şimdi oyuna girelim. Oyunda da yapacağımız birkaç ayar var. Şimdi oyunumuza girdik. Buradan ilk başta ayarlar diyoruz tabii ki de ve buradan grafik ayarlarını bulmamız lazım. Görüntüde. Şimdi burada bende hepsi yüksek kalite. Niye yüksek kalite? Bilgisayarım iyi arkadaşlar. Ben sizin için böyle bilgisayarınız düşüktür diye varsayıyorum ve ona göre göstereceğim. Şimdi ilk başta benim tavsiyem hatta şöyle bir şey yapalım ya. Oyna diyelim. Eğitime girelim. Serbest oyun kabul ettim. Öyle canlı canlı görelim. Şimdi bu yüksek ayarlar. Yani olabildiğince en ultra ayarlarımız. Şimdi bunu biz kendi kafamıza göre değiştireceğiz tabi düşük olmak şartıyla. Şimdi buradan ilk başta decay sync'i kapatın. Bu FPS'inizi sınırlar. Ben ya açtım. Benim 144 Hz bir monitörüm var ve FPS yırtması olmasın diye bunu açtım. Şimdi buradan çözünürlük yani bunun altına inmemeye çalışın. 1024'de 768. Hatta şöyle göstereyim. Bir yapayım şunu onayla diyeyim. Bakın böyle bir şey oluyor. Şunu da tam ekran yapacaksınız. Onayla diyeceksiniz. Bakın görüntü şöyle bir şey oluyor. Hani güzel yine kötü değil ama bunun da altına inmemeye çalışın yani arkadaşlar. Görüntü dediğim gibi bunun altına inmeyin. Onun dışında benim tavsiye ettiğim 1280-720 güzeldir. 1366-768 güzeldir. Ya şuralarda takılın. Eğer böyle bilgisayarınız orta kalite ise şunu seçin. Bak bu da çok güzel bir görüntüdür. Fena değildir yani. Böyle hafif 4 bölü 3'e kaymış bir şey. Şimdi bu kadar ama ben burada kalacağım. Bunu seçtim. Bu kesinlikle tam ekran oluyor. Kenar yumuşatmak kapalı. Render kalitesi yüksek performans. Render detayı özel. Maksimum FPS çok önemli değil. Doku detayı yüksek performans. Bu da yüksek bu performans oluyor. Bu da performans oluyor. Şimdi buradakilerin hepsini kapıyoruz. Ama bir şey açık kalacak. O da şu. Şeffaf gol direkleri. Ve onayla diyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi oyuna bir bakalım. Görüntü baya bir kötü oldu. Hani böyle hafif de böyle piksel bir görüntü var. Ama ben bunu kimin için yaptım? Böyle bilgisayar hani çok düşük olan arkadaşlarımız için yaptım. Onlar oynayacak sonuç olarak bu oyunu. Ya eskiden böyle atıyorum 20 FPS 15 FPS alıyorsa şimdi artık böyle 40, 50, 60 alamaz da ya o civarda bir şey alır. Tabi bu videodaki bütün adımları uygulamanız lazım arkadaşlar. Bunu da dipnot olarak geçeyim. Bilgisayarı orta olanlar için de şöyle bir ayar göstereceğim. Şuradan gelin. Eğer orta bir bilgisayarınız varsa şuradan bakın. Şey yapacaksınız. 1280-720 yapacaksınız. Ondan sonra kenar yumuşatma kapalı. Render kalitesi yüksek kalite. Bak burada işler değişiyor. Doku detayı performans. Tekrar onayla diyorum. Orta bilgisayar olanlar da şu kalite. Şunu yapsın. Profesyonel oyuncuların ayarlarını da göstereyim çok kısa. Onlar da şöyle yapıyor. Buradan geliyor. 1920-1080 diye biliyorum ben çözünürlük. Yanlışım olmasın. Bunların hepsi kapalı yine. Aynı şekilde yüksek kalite. Belki şu parçacık detayı bu değil de şu yüksek performans olabilir. Tam bilmiyorum. Çünkü adam profesyonel oyuncu olduğu için yüksek FPS almak isteyecektir. Bu videoluk bu kadar olsun. Uzun video oldu. Çekilişe de mutlaka katılmayı unutmayın. Güzel çekiliş var. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Discord'a da katılabilirsiniz. Sorunuz varsa ya da yaşadığınız bir sorunuz varsa onu da yoruma yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar olsun. Hoşça kalın arkadaşlar.